O yüzden şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Cumhuriyet en çok bize yakışmıyor mu? Evet, Cumhuriyet en çok bize yakışıyor. Her devrim kadına getirdiği özgürlüklerle sınanır. İşte bu nedenle Cumhuriyet bir kadın devrimidir. En çok kadın devrimidir. Hatta bu büyük gerçeği İsmet İnönü Türk kadınının seçme seçilme hakkını kazanmasının ardından yaptığı konuşmada şu şekilde ifade eder. Türk devrimi dendiğinde bunun kadının kurtuluş devrimi olduğu beraber söylenecektir. Hakikaten de Türk devrimi, Cumhuriyet devrimi kadın için kurtuluş devrimidir, özgürleşme devrimidir, ilerleme devrimidir. Kadına getirdiği haklar ve özgürlükler bakımından eşsiz bir devrimdir Cumhuriyet devrimi. O nedenle bugün devrime en çok ihtiyacı olan toplum kesimini oluşturan biz kadınlar Cumhuriyet'e en çok sahip çıkanlarız aynı zamanda. Ve Cumhuriyet'in kadına getirdiği ilerlemenin, gelişmenin en çok farkında olan, bunu en fazla içselleştiren ve bu uğurda mücadeleye her daim hazır olanlarız. Tabii o hakları, özgürlükleri korumak için değil yalnızca. O hakları ve özgürlükleri daha ilerletmek için, daha yükseltmek için. Kadını ülkemizle beraber yeniden ayağa kaldırmak için mücadelenin içerisindeyiz bugün. Buraya gelen yüzlerce şimdiden kadın var. Çıkalım teker teker soralım. Onların hepsi de Cumhuriyet'in bir kadın devrimi olduğunu ve Cumhuriyet önderliğine çok şey borçlu olduklarını büyük bir bilinçle ve büyük bir duygusallıkla aynı zamanda ifade edeceklerdir. Yani kadınların yüreğine, bilincine Cumhuriyet işlemiş durumdadır. O nedenle bu yıl 100. yılımız, 100. yıl kutlamaları en çok da biz kadınları ilgilendiriyor. Biz de hem Vatan Partisi Öncü Kadın hem Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bu büyük halk yürüyüşüne, 100. yıl yürüyüşüne önderlik ediyoruz. Ve biraz sonra saat 2'de binlerce, on binlerce kadınla bize bu armağanı sunan önderliğimize Anıtkabir'e yürüyeceğiz. Devrimleri ileri taşıma kararlılığımızı bir kez daha oradan göstereceğiz. Saat 14'te 1. Meclis önünde buluşarak hep birlikte Anıtkabir'e gideceğiz. Tabii Cumhuriyet bir kadın devrimi. Bunu neden söylüyoruz? Bir kere kadın ve erkeği hukuk önünde eşitlemiştir Cumhuriyet. Evet, herkesi kulluktan vatandaşlığa geçirmiştir. Evet, köylüyü milletin efendisi yapmıştır. Ama en çok da kadınları yüceltmiştir. Kadın ve erkeği eşitlemiştir. Kadın ve erkeği eşitleyerek de bizi millet yapmıştır. Çünkü bir millet kadın ve erkekten oluşur. Eğer o milletin yarısını oluşturan kadınlar ayaklar altında sürünüyorsa, eziliyorsa, acı çekiyorsa o milletin refaha, huzura kavuşması mümkün değildir. O nedenle kadın ve erkeği eşitlemek aynı zamanda Türk milleti olmak demektir. Bizim milletleşme ve çağdaşlaşma mücadelemiz iç içe geçmiştir Cumhuriyet devrimiyle birlikte. Medeni kanunumuz bu hukuksal eşitlik açısından oldukça önemlidir. Kadına getirdiği haklar bakımından medeni kanun bir devrim. Aynı zamanda aileyi de aslında Türk aile yapısına, yani demokratik aile geleneğine uygun biçimde yeniden düzenlemiştir. Aynı zamanda kadına hukuki medeni haklarını vermiştir. Medeni kanunumuz örneğin Cumhuriyet'in önemli bir kazanımıdır. Bizim gibi başka bir ulus var mı? Başka hangi milletin Türk kadını gibi bir devrimci kökü var? Çok güzel bir soru. Aslında biliyorsunuz kadın sorunu evrensel bir sorundur. Yani kadın erkek eşitsizliği yalnızca Türklerin, yalnızca Müslümanların, yalnızca Asyalıların vesaire sorunu değil. Kadın erkek sorunu bütün dünyanın sorunudur. Kadın erkek eşitsizliği aslında kökü çok derinlerde olan bir eşitsizliktir. Fakat Türklerde her zaman yine göreli bir eşitsizlik olmakla beraber
kadın saygın bir konuma sahiptir. Kurultaylara katılır. Eski Türklerde Hakan'ın emirleri tek başına geçerli olmaz. Hakan ve Hatun buyuruyor ki diye başlaması gerekir. Devlet yöneten kadınlar ilk Türklerden çıkmıştır. Aile yapısı da Türklerde demokratiktir. Yani aile içinde de kadın saygın yerini korur. Aynı zamanda Türk kadını hep kahramandır. İşte ata biner, kılıç kuşanır, istilaya, işgale karşı direnir, savaşır, hep ön cephededir. Yani kahraman bir Türk kadını geleneği vardır. Yönetici bir Türk kadını geleneği vardır. Ha, bu gelenekte bozulmalar yaşandı. Geriye gidişler oldu. Örneğin Osmanlı'nın artık yıkılma, çürüme dönemlerinde şehirlerde kadın kafes içerisindeydi. Kadının ne yapacağı fermanlarla belirleniyordu. Anadolu'da, köylerde ise kadın üreticiydi ama yoksullukla boğuşuyordu ve eziliyordu. Cumhuriyet bunu değiştirdi. Bunu değiştirdi. Yepyeni bir ülke, yepyeni bir insan modeli, yepyeni bir kadın modeli yarattı. Ve bakın o Türk kadınının kahraman geleneği, kahramanlık geleneği bağımsızlık savaşımızda, kurtuluş savaşımızda yeniden kendini gösterdi. Bilmiyorum bunun dünyada başka bir örneği var mıdır? Ya da kaç örneği vardır belki parmak? Bu kadar köklü bir tarihi olan başka bir Türk. Bu kadar köklü tarihi olan yok. Ama Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıklar açısından da söylüyorum. Sayılıdır bunun dünyada örnekleri de. Topyekün bir ülkenin kadınları savaştı. Savaş biliyorsunuz erkeklerin işidir. Erkekler savaşır, kadınlar hayatı devam ettirirler. Sosyal yaşamı, toplumsal yaşamı devam ettirirler. Ama bizde kadınların bizzat savaştığı, bizzat cepheye gittiği görülmüştür. O kahraman Türk kadını geleneği Kurtuluş Savaşımızda ayağa kalkmıştır yeniden ve Türk kadını bu ülkeyi almak isteyen işgalcilere, emperyalistlere bundan tam 100 yıl önce büyük bir ders vermiştir. Bu vatan kadınların da vatanıdır ve milletin istikbaline kadınların istikbali de dahildir diyerek canını, kanını, malını, çoluğunu, çocuğunu, varını, yoğunu ortaya koymuştur. Ve bunu yaptığı için Türk kadını o hakları kazanabilmiştir. Bakın Türk kadınının savaşa katılması, bağımsızlığı uğruna mücadele etmesi, Cumhuriyet devriminin devriminin önderliğinin tasarladığı değişimleri hayata geçirebilmesini daha kolay, daha olanaklı kılmıştır. Türk kadınının kahramanlıkları aynı zamanda bütün toplumun bilincinde muazzam değişimler yaratmıştır. Şunu söyleyebiliriz. Cumhuriyetle beraber kazanılan haklar Türk kadınına anasının ak sütü gibi helaldir. Çünkü cepheye gitmiştir. Cephe gerisinde üretime katılmıştır, sosyal yaşamı, toplumsal yaşamı devam ettirmiştir. Mitingler düzenlendiğinde işgale karşı mitingler, o mitingleri ateşleyen konuşmacılar Türk kadınları arasından çıkmıştır. Bu devrimler kadınımıza çok yakışmıştır ve kadının devrimlerin her aşamasında emeği vardır. O yüzden biz şunu söylüyoruz. Kadın devrimi bizim tarihimizde Türk devrimi ile beraber ilerliyor. 1876 birinci meşrutiyet kadınlar tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Kanuni esası ilan edildiğinde buna marşlar yazılmıştır. Özgürlük marşları yazılmıştır kadınlar tarafından. 1908 Hürriyet devrimi zaten Türkiye'de kadın mücadelesinde önemli bir aşamayı, aslında kadın mücadelesinin oluşmaya başladığı dönemi temsil eder. 1908 Hürriyet devrimiyle beraber kadınlar hem bağımsızlık ve özgürlük, yani ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü, hem kendi bağımsızlıkları, özgürlükleri ve hakları için mücadeleye soyulmuşlardır. Ve o dönem
sayısız kadın dergisi çıkmış, sayısız dernek kurulmuştur. Sonrasında da Türk devriminde, o bağımsızlık savaşımızda, kurtuluş savaşımızda kadın sergilediği kahramanlıklarla ve genç cumhuriyetin inşasında oynadığı rollerle işte bugünü yaratmıştı. Biz bugünün Türk kadınları olarak 100 yıl önce bu büyük devrimi, bu millete armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet önderliğine çok şey borçluyuz. Onları minnetle, saygıyla anıyoruz ve bize bıraktıkları mirası daha ileri taşıyacağımıza söz veriyoruz. Ama aynı zamanda o kadınlara da canını ortaya koymuş, malını ortaya koymuş o büyük Türk kadınına da, kahraman Türk kadınına da çok şey borçluyuz. Ve biz bugün Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin devamıyız. Bağımsızlığımız olmadan hiçbir şeyimizin olmayacağının bilincindeyiz. E bakalım. Bakalım. Çünkü neden bakalım? Türk aile yapısını güzel bir hatla ortaya koydunuz. Türk kadınının 100 yıllık mücadelesini, hatta ondan önceki mücadelesini, yüzyıllar öncesindeki mücadelesini bugüne nasıl taşındığını anlattınız. Ama geldiğimiz koşullarda bugün Türk kadının önünde de bazı tehditler var. Türk aile yapısına yönelik tehditler var. Kadını ve aileyi hedef alan bu tehditlerin amacı nedir? Bugün Türk kadını bu tehditlere karşı nasıl bir savaş ortaya koymak istiyor? Aile çözülürse, aile yıpranırsa, aile dağılırsa toplum çözülür, dağılır ve yıpranır. Kadın güçsüzleşirse de aile güçsüzleşir. Yani kadını ve aileyi hedef alan saldırıların birleşmesi en temelde toplumu ve milleti çözmeye dönüktür. Dedim ya, millet kadın ve erkekten oluşur. Kadın ve erkek birlikte eşit, mutluysa, eşitse, özgürse o millet tam manasıyla bir millet olur. O millet için ilerlemeden, gelişmeden söz edilebilir diye. Kadını güçsüz kılarsanız aileyi de güçsüz kılarsınız. Aileyi güçsüz kıldığınızda toplumu zaafa uğratırsınız ve milleti çökertirsiniz. Bu saldırıların temelinde bu var. Aslında bugün iki yönlü bir saldırıdan bahsetmek mümkün. Daha yaygın, kitlesel, daha geniş çaplı olanı emperyalist batıdan gelen ideolojik, kültürel saldırıdır. Kadını cinselliğe indirgeyen, sıkıştıran, kadını yalnızlaştıran, kadını bir reklam malzemesi, bir meta haline dönüştüren, kadını emeğiyle, yani işte bileğiyle, kafasıyla, yüreğiyle var etmektense kadını yalnızca bedeniyle var eden, aileyi değersizleştiren, önemsizleştiren, uyuşturucuyu kışkırtan, çeşitli cinsiyetsizlik akımlarını kışkırtan bir saldırı var. Bu çok yaygın, çok yaygın. Tehlikeli olmasının sebebi, daha tehlikeli olmasının sebebi ise şu: çünkü bu saldırı aynı zamanda özgürlükler maskesiyle, kılıfıyla, insan hakları kadını, kılıfıyla. Kadını ve aileyi kavramlarla kelepçelemeye çalışıyor. Kadını aslında esir alıyor. Bakın, özgürlük diye diye kadını esarete sürükleyen, kadını bunalıma, yalnızlığa, kadını yok olmaya sürükleyen bir saldırı var. Bu saldırıyı tehlikeli yapan aslında insanlığın ortak özlemlerini ve ortak mücadelelerini yansıtan özgürlük gibi kavramların içinin boşaltılarak ya da tersine döndürülerek saldırının yürütülüyor olması. Bu emperyalist batı kaynaklı ideolojik kültürel saldırıyla mücadele bugün kadının ve kadın hareketinin özgürleşmesi, kadın hareketinin yeniden Atatürk devrimi rotasına girmesi için çok önemli. İkinci konu ise... İkinci konuyu aradan sonra konuşalım tabii. Sayın Ayvalı. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden gün doğduya devam edeceğiz efendim.